Bursa Osman Gazi Soğanlı Spor Tesislerinde U19 Bursa Dağ Güç Spor Kulübü U19 takımının idmanındayız. Şu anda yanımızda Bursa Dağ Güç Spor Kulübü teknik direktörü Sezer Meral var. Şimdi öncelikle bilmeyen ve bizi takip eden, Yörem Güncel'i takip eden izleyicilerimiz için Sezer Hoca'ya bir nereli, kim, ne zamandan beri dağın içinde, bunları bir soralım. Kendini tanısın, ondan sonra U19 takımımız ve A takımımızla ilgili değerlendirme yapalım, grupları konuşalım. Hocam öncelikle hayırlı olsun. U19 takımı kurulmuş. Bir kendinizi tanıtır mısınız bilmeyen izleyicilerimiz, okuyucularımız için? Öncelikle teşekkür ederim. Bizlere bu imkanı sağladığınız için Yören Güncel TV olarak. Bursa Orhaneli Girinç Köyü'nde 1972-425, 1977 doğumluyum. Bursa Orhaneli ilçesinin Girinç Köyü'ndeyim kendim. Aslen Dağlıyım. 1987 senesinden 1996 yılına kadar çeşitli motor kulüplerde futbol oynadım. 96 senesinden bu tarafa da gerek yardımcı gerek antrenör olarak da futbolun içindeyim yıllardan beri. Geçen sezon 6. haftada başkanımız Mehmet Arslan'la birlikte Dağ Gücü Spor Kulübü'ne geldik. -3'te yerlerde bir takımdı. Elimizden geldiği kadar sezon sonuna kadar bir ivme kazandırıp takımı zirvede tutmak istedik. Düşürmemek için elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama sezon başındaki alınan -3 puanlık mağlubiyet, arkasından takımın sahaya çıkamaması -0 bizi küme düşüren sebeplerden bir tanesi oldu. Biz antrenör olarak ve yönetici olarak asla ve asla bunun arkasına sığınmadık. Geçen sene de bu takımın son maçına kadar takımın teknik sorumlusu bendim. Takım küme düşmüşse benim teknik sorumluluğuma düşmüştür. Bunu kesinlikle ve kesinlikle geçen yıldaki röportajımda da söyledim. Ben kabul ediyorum koskoca dağ yöresini Sezer Meral teknik direktör olarak küme düşüren bir hoca olarak ben dağ yöresinden, Dağ Gücü Spor Kulübü yöneticilerinden, Dağ Gücü taraftarından ve dağ yöresindeki bu kulübe emeği geçen tüm insanlardan özür diledim. Ve ben sadece Sezer işlerimde şunu dedim. Ben bütün mücadeleyi vermemize rağmen kulüp başkanımız Mehmet Arslan'la birlikte takımımız küme düşmüşse bu küme düşmede payı olan arkadaşlar da çıksın. Evet bizde bunun da bizim de payımız var deyip özür dilemesini bilsinler diye. Bununla ilgili tepki aldım daha yarısına. Ama hiçbir zaman ben konuştuklarımı gerçekleri saklayan bir adam değilim. Neyse oyum. Net bir şekilde söyleyeyim. Bu sene itibariyle de araştırdık. 4 yıldan beri Dağ Gücü Spor Kulübü'nün genç takımının ceza aldığını öğrendim. 4 yıldan beri lige katılamadıklarını. Bu cezamızın bittiğini, yönetimle beraber genç takım yapalım. Kenar mahallede oturuyoruz. Kenar mahallede oturduğumuz için gençlerin sağda solda kötü alışkanlıklarda değil, futbol aktivitesinin içerisinde, spor aktivitesinin içerisinde olalım. 40 tane 45 tane futbolcuyla ilgilenelim. Bunların içinden 3 tane 4 tane topçu çıkaralım. Ama geri kalan 40 kişiyi, 42 kişiyi topluma yararlı insanlar olarak yetiştirelim. Amacımız, gayemiz bu olsun. Müthiş meblalar, paralar kazanmıyoruz bu işten. Tamamen severek yapıyoruz bu işi. Bu işten de zevk alıyoruz. Dağ Gücü Spor Kulübü adı olarak Ramazan Bayramı'ndan sonra sadece Facebook sitelerinde biz Dağ Gücü olarak U19, 98, 97, 99 ağırlıklı olmak üzere genç takım olacağız diye briefing verdik. Bütün topçular buraya toplandılar. 45 kişi. 45 kişinin içinden 25 kişiye düşürdük kadromuzu. Şu anda bütün gençlerimiz bu yarıda. 25 kişilik kadromun içinde 3 tane 97'li, geri kalan 98-99, bunların ağırlığı 99'lu. Bu seneki genç takımımıza girme sebeplerimizden bir tanesi asla ve asla şampiyonluk değil. Kesinlikle bu sene biz Dağ Gücü takımının bu aktivitede yer almasını sağlamak. Bu sene biz diyoruz ki rakiplerimiz bizde bizi mağlup etsinler, yensinler, beş atsınlar, morallerini düzelsinler, avarajlarını düzelsinler. Ama ben önümüzdeki sene itibariyle şu anki yapmış olduğum 25 kişilik kadromla önümüzdeki sene itibariyle Bursa'da genç takımlarda hangi kulüp olursa olsun kura çekiminde Dağ Gücü takımı bizim grubumuza gelmesini dedirttirebilecek bir takım yapacağımıza inanıyorum. Bunun mücadelesini veriyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle gençlerimize hizmet etmek için buradayız. Pekala hocam, az önce çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ben açık yürekliyle söylediğiniz için size teşekkür ediyorum. Çünkü dediğiniz gibi kulüp çok kötü bir durumdayken kulübü aldınız. Ve düşünce de sorumluluğu almak da çok büyük bir yürek ister benim nazarımda. En azından benim inisiyatiflerim dahilinde. Şimdi biraz da U19 takımının hocam yarın saat 6'da Fethiye'de ilk maçı var. Takımın U19 takımının bir hoca gözüyle genel durumu nasıl? Gerçi siz izah etmeye çalıştınız. Kesinlikle bizim amacımız iyi topçular, kaliteli topçular yetiştirmek ve seneye aman Dağ Gücü bizim kuraya düşmesin, bizim gruba düşmesin dedirtmek dediniz ama şu anda takım durumu nasıl hocam? Ya da sizin gözlemleriniz ne yönde? Yani yüz üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse takım olma, işte Şenol hocam söyledi hiç hazırlık maçı yapamadık diye. Bu anlamda takımı nasıl değerlendiririz? Şu anda biraz A takımı konuşup
duygu ve düşüncelerinizi alıp röportajı son veririz. Şimdi tabii ki her hoca, her ne kadar benim takımım bu sene hedefsiz dese de, tabii, kendi içinde bir hedefi vardır. Koyduğu bir hedef vardır kafasında. Bunun üzerinde takım kurmuştur. Hı-hı. Biz yöneticilerimize her ne kadar genç takıma çok fazla miktarda para harcatmayacağız, sadece gençleri toplayalım desek de, bir iddiamızı ortaya koyma adına 3 tane sıra meşalardan transfer yaptık. Bir tane altı zaman spor grubundan transfer yaptık genç takımımıza. Bu yaptığımız adamların 3 tanesi 99'du, bir tanesi 98'di. 97'li hiçbir şekilde transfer yapmıyoruz. Çünkü bir sene genç takımda oynama şansı var. 98'ler seneye de devam edeceği için geleceğe dönük yatırımlar yapma adına yaş bazında çocukların. Önümüzdeki sezon biz futbolcu aramak istemiyoruz. Ligimiz devam ederken bir iki tane daha serpiştirip önümüzdeki sezonun kadrosunda aynı anda lig devam ederken birlikte yapmak istiyoruz. Ama bu sene biz öyle bir gruba düştük ki Şampiyonlar Ligi diyelim. Geçen sene kendi gruplarında birinciliği koyalayan Emek Spor bizim grubumuzda. Geçen sene son maçta Görükle İpek'e 1-0 mağlup olarak birinci kümeye şampiyonluğu kaçıran Cihan Spor bizim grubumuzda. Geçen sene son hafta Ertuğrul Mesken'in Gazi Mesken'le son haftaya puan puana giren Şükraniye takımı bizim grubumuzda. Sıra Meşeler grubu bizim grubumuzda. Biz yarın itibariyle Allah nasip kısmet ederse bizim gibi ilk defa kurulan genç takım liginde ilk defa lige girecek. Yeni Karaman Spor olarak değil, Nilüfer Karaman Spor olarak kuruldular. Saat 6 itibariyle Fethiye İdman Yurdu sahasında ilk maçımıza çıkacağız. Ben bir hoca olarak takımıma güveniyorum. Her zaman takımımın arkasındayım. Kendime güveniyorum. Kendi futbol görüşüme, kendi futbol anlayışıma, futbolu okuyuşuma saha içerisindeki. Tabii ki biz elimizden gelen, bugün bir tavla oynasam bile kazanmak istiyorsun. Bu futbol müsabakası. Biz de kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bizim bu genç takımımızı oluşturmamızda en büyük etmenlerden bizlere faydası olan insanlara ben burada sizin aracılığıyla öncelikle bir teşekkür edeyim. Başta kulüp başkanı Mehmet Arslan'a bu konuyu açtığımda, hocam gereken neyse yap, bana düşeni bana söyle, ben de bana düşeni yapmakla mükellefim dedi. Hiçbir konuda şu olmaz demedi. Bundan dolayı huzurlarınızda. Teşekkür ederim kendisine. Böyle bir başkanla çalıştığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. 12 yıldan beri futbolun içindeyim. Değişik başkanlarla çalıştım. İlk defa bir başkanım bütün yetkileri bana verdi. Teknik sorumlu olarak, hocam sen gerekenleri yap. Bizim sana itimadımız, güvenimiz tam. Biz bunu oluşturmuştuk başkanımızda ki bu adam bize bu görevi veriyor. Biz de başkanımız ne dediyse hiçbir şekilde onu yanıltmadan en iyi şekilde devam ettik. Genç takımımıza kanal boyunda esnaflık yapan Kubilay Tümen yaptığı idman malzemesiyle bizlere yardımcı oldu oluşumda. Bununla ilgili Kubilay Başkan'a teşekkür ederim. Daha önce Kanal Boyu'nun referinde başkanlığını yaptı. Futbolu seven bir abimiz. Bu katkılarından dolayı öncelikle Kubilay Tümen abimize çok teşekkür ederim sizin aracılığınıza. Yarın itibariyle ilk defa giyecek genç takımda giyeceğimiz formaları Kelas Yöresi'nin esnaflarından, Kanal Boyu esnaflarından Ersin Ceylan abimiz bize formalarda yardımcı oldu. Katkısı büyük. Teşekkür ederim. Bu sponsorlar aramada bizle beraber yola düşen Ali Ceylan başkanımıza teşekkür ederim. Kendi araçlarını bizlere seferber eden, bizle beraber sıcakta bu işleri kovalayan yöneticilerimiz Mustafa Arman, Raşit abi gibi insanlara çok teşekkür ederim sizlerin huzurlarında. Herkes elinden geldiği kadar, gücü yettiği kadar elini taşın altına sokuyor. Bu mükemmel bir olay. Böyle olunca bizim de iştahımız artıyor. Çocuklarımız da iştahı artıyor. Çocuklarımız bir başkanının, bir yöneticisinin yanında olduğunu gördüğü zaman çok daha iştahlı olarak idmanlara sarılıyorlar. Bu da bizler için daha güçlü olarak çok olumlu şeyler. Yani zaten Bursa'da Dağ Yöresi'ni temsil eden 5 takımız. Keles, Büyük Oran, Harmancık, Orhaneli ve daha güçlü olarak. Bunların iki tanesi birinci kümede, Keles ve Orhaneli. Biz geçen sene birinci kümedeydik. Tarihsiz bir şekilde ikinci kümeye düştük. A takım düzeyinde iyi bir kadro yapıp tekrar layık olduğumuz yere geri dönmek. Geri döndükten sonra daha layık olduğumuz 300 bin nüfusu Dağ Yöresi'ni temsil eden bir dağ deri arkasında olduğu Dağ Gücü Spor. Sivil toplum örgütü 300 bin olan bir Dağ Gücü Spor. Bence süper amatörde değil, balık olamalı. Şu anda ikinci kümede olması bir handikaptır. Ama bundan sonraki süreçte dağdaki işveren arkadaşlarımızın, diğer insanların elinin taşının altını sokup Dağ Gücü Spor'u daha mükemmel yerlere taşıma adına bizlere yardımcı olacaklarına kesinlikle ve kesinlikle inanıyorum. Bununla ilgili de biz yönetim olarak, hoca olarak ne gerekiyorsa çalışmaları yapacağız. Kendilerine, bizlere destek olmaları için davet edeceğiz. Genç takım bazında Dağ Yöresi'ni temsil eden 5 takımdan ilk defa bu sene Dağ Gücü olarak biz U19'a giriyoruz. Orhaneli U19'da yok.
Kelas U19'da yok. Büyük Oran takımı yok. Harmancık takımı yok. Eleştirme bazına değil ama bizim dağ yöresi, kırsal kesim olduğu için potansiyel yok. Bugün İnegöl'ün, Yenişehir'in bütün takımlarında her yaş grupları var. Çünkü oralarda yaşam merkezlerde kaldığı için, göç olayı olmadığı için o ilçelerde potansiyel var. Adamlar bunu açık bir şekilde yapabiliyorlar. Ama bizim dağ yöresinde bu olaylar olmadığı için biz çift havuzlar, kanal boyu, sıra meşeler, semtlerini tarayıp 50 kişiyle bu dağ gücü takımına başladık. U19'a. Şu anda sayımız 25. Evet, belki bir hazırlık maçı falan yapamadık. Ramazan bayramı, Ramazan derken çalışmalarımızı yapamadık. Ligin erken başlaması buna bir handikap. Ama biz bunları asla ve asla mazeret olarak kabul etmiyoruz. Antrenörün mazereti olamaz. Ben de bir antrenörsen kesinlikle mazeret olarak göstermiyorum hiçbir şeyi. Bugünkü yaptığım idman 8. idman. Eğer ben hocaysam 8 idmanda bir şeyler verdiğime inanıyorum takıma. Bununla ilgili kendime, yardımcı antrenörüm Şenol Güneş'e, futbolcularıma güveniyorum. Biz yarın çıkacağız. Aslanlar gibi karakteri ortaya koyacağız. Gereken mücadeleyi yapacağız. Tabii ki futbol 3 ihtimalli. Bundan dolayı da çok seviliyor. Yani beraberliği var, galibiyeti var, mağlubiyeti var. Hiçbir zaman antrenörlük döneminde mağlup olduğun diye futbolcularıma serzenişte bulunmamışımdır. Tek serzenişim şuydu futbolcularıma. Yani gereken mücadeleyi yapmanız, gereken mücadeleyi yapın. Futbolun içinde bugün dünyanın en iyi takımları, Real Madrid, Barcelona, Chelsea gibi takımlar bile mağlup olabiliyor. Bizim asla ve asla mağlubiyetle ilgili bir sıkıntımız, niye yenildik, neden yenildik gibi bir düşüncemiz yok. Biz Dağ Gücü Spor Kulübü olarak önce gentleman, fair play, adam gibi sahaya çıkıp rakiplerimize saygı duymak, kendimize saygı duymak, temsil ettiğimiz kulübü asla ve asla rencide edici hareketlerde bulunmamak, düsturlu, karakterli bir futbol oynayıp geleceğe dönük A takıma kaç tane servis yapabiliriz genç takımdan? A takımımıza kaç kişi buradan besleyebiliriz? Önümüzdeki sene genç takımla ilgili neler yapabiliriz? Hedeflerimiz bunlar. Bunun haricinde biz illa şampiyon olacağız, şöyleyiz, böyleyiz demiyoruz. Ama biz karakterli futbol oynayacağımızın sözünü buradan sizlerin aracılığıyla bütün dağ yöresine veriyorum. Biz dağ gücü olarak hem A takımda hem de genç takımda karakterimizi ortaya koyup efendi bir şekilde, centilmen bir şekilde dağ yöresine asla asla rencide edici harekette bulunmamak kaydıyla gereken mücadelemizi lig sonuna kadar yapacağız. Pekala hocam, şimdi şunu ben kesinlikle anladım. Kulüp başkanı, yöneticiler, hoca, futbolcular, herkeste bir inanmışlık var. Bu kesin, sözlerinizden bunu çok net bir şekilde kulüp başkanının verdiği ifadeler, yardımcı hoca Şenol Hoca'nın verdiği ifade, sizin söyledikleriniz bunları teyit eder nitelikte. Ben şunu söylemek istiyorum. Başkan, kulüp başkanı Mehmet Aslan şöyle bir şey söyledi. Biz kesinlikle bir futbol okulu düşünüyoruz dedi. Bununla ilgili ne düşünürsünüz? Nasıl olur? Dağ yöresinde ilk defa bir, çünkü bunun örneklerini yapanlar var. Biz yapabilir miyiz ya da yapılabilir mi? Bu noktada duygu düşüncelerinizi almak istiyorum. Futbol okulu, yaz, kış hiç fark etmez. Biz kesinlikle düşünüyoruz ve bununla ilgili altyapı çalışmalarını yapacağız dedi kulüp başkanı. Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi 12 yıldır antrenör olarak futbolun içindeyim. Bununla ilgili yapan diğer takımların projelerini çok net bir şekilde inceliyoruz. Biz dağ gücü olarak sınıf sınıf, kademe kademe gidelim istiyoruz. Mesela benim şu anda U19 takımımda 25 futbolcu var. Bu 25 takım futbolcumun 17 tanesi 90 doğumlu. İstesem U19 takımının bitiminde hemen U17 ligine girebilecek kadron da var elimde. Ama diyorum ki dağ gücü takımı bir anda her şeye aynı anda girmesin. Çünkü niye? Gereken maddi desteği yok. Gereken futbolcu oluşumu yok. Sınıf sınıf gidelim. Güzel bir şekilde gidelim. Attığımız adımlar doğru ve kalıcı olsun. Bizi beslesin ileride. Daha şimdi yaz futbol okulu yapmak çok basit. Belediyeye dilekçe veriyorsun. Belediyeye ait sahalardan bir tanesini gündüz saatlerinde 3 günlüğünde sabah 8 ile akşam 5 veya 6 arası kullanma hizmetini sana veriyor belediye. Bundan da herhangi bir para talep etmiyor. Işık yakmadığın için, su harcamadığın için sadece kullanabilirsin diyor. Bununla ilgili yapabiliriz. Her an yapabiliriz. Ama biz diyoruz ki doğru adım atalım. Doğru zamanda doğru işler yapalım. Şimdi ilk hedefimiz bizim U19 takımıydı. Bunu oturtturduk. Yarın itibariyle ilk resmi maçımıza çıkacağız. Pazartesi günü de ikinci resmi maçımız. Eğer bizim U19'umuz saha içerisinde maç oynamayı, saha dışında antrenman yapmayı öğrendikten sonra biz burayı oturtturduğumuzda futbol antrenörü olarak, futbolun bilirleri olarak, eğitmenler olarak inandığımız takdirden itibaren biz kesinlikle ve kesinlikle daha güçlü spor kulübü olarak yaz futbol okulu yapacağız. Kış futbol okulu da yapacağız. Yani biz ilerleyen yıllarda, ilerleyen senelerde U17'ye de girmeyi düşünüyoruz, U16'ya da girmeyi düşünüyoruz. Çünkü futbolda hazırdan bir yere kadar yersin. Hazırdan. Şimdi bugün bizim A takımımız küme düştü. Sezon başında 8 tane veya 10 tane transfer yaptığımızı düşün. 550 milyon bir transfer. 10 tane yaptığın zaman 5,5 milyar. Ben niye 10 tane yapayım?
Yani alttan getireyim 3 tane 5 tane adamı. 5 tanesini alttan yapayım. Yapacaksam 5 tane yapayım. 2,5 milyar kâra geçeyim kendim. Amacımız, gayemiz bizim bu. Bizim arkamızda fabrikatörler bilmem neler yok ki zaten hazıra daha dayanmaz. Bizim özellikle o tarafın net sözüdür bu, atasözü şeklinde. Hazıra daha dayanmaz. Ne kadar bütçende paran da olsa, bilmem neydi olsa, hazır aldığın sürece, kendin üretmediğin sürece sıkıntı. Biz bunları çok net bir şekilde irdeledik. Bugün Renault takımları, profesyonel takımları kapattılar, Makro takımları kapattılar, arkalarında fabrika olmasına rağmen niye? Alttan yapmadılar, yapmadılar, getirmediler, hazırdan yaptılar. Elmas Bahçeler takımı alttan yapmıyor, her sene büyük meblalar, bunların sıkıntılarını yaşıyor. Bunlar önümüzde proje olarak net bir şekilde biz bunları araştırdık. Biz diyoruz ki adım adım gideceğiz, doğru adımlar yapacağız, kademe kademe gideceğiz. Birden biz bu yüz demiyoruz, biz dağ gücünü yeniden doğan bir bebeğe benzetiyoruz. Önce doğdu, şimdi mekleyecek, sonra yürüyecek, sonra konuşacak, sonra koşacak Allah'ın izniyle. Amacımız, gayemiz bu. Bu potansiyel bu mahallede çok net bir şekilde var. Futbolcu potansiyeli. Biz de bunların araştırmasını her şekilde yapıyoruz. Orayı burayı tarıyoruz. Tarama konusunda sıkıntımız yok. Zamanımız yok. Biz sadece diyoruz ki dağ yöresindeki insanlar bize selamla da olsa yardımcı olsun. Selamla da olsa. Yani bizi biz dağ gücüne geldik diye dağ gücüne demirbaş falan olmadık. Bugün varız, yarın yokuz. Benden önce Murat hocamız vardı. Benim meslektaşım. Bugün onun yerine ben geldim. Yarın ben yokum, bir başka bir meslektaşım gelebilir. Asla ve asla biz ego yapmıyoruz. Kesinlikle egolu değiliz. Bizim amacımız, gayemiz burada trilyonlar kazanmak, milyarlar kazanmak, cebimize para indirmek, şöyle yapmak, böyle yapmak da değil. Bizim amacımız, biz 300 bin sivil toplum örgütü olarak dağ yöresini Bursa'da temsil ediyorsak, biz dağ gücü olarak bugün Doğaçınar semtinin, Şükraniye semtinin altında kalmamalıyız. 300 bin toplum örgütümüz varsa bizim. Daha derdi arkasında derse bir daha gücü olarak bir yerlere gelmemiz lazım. Bunun için de adım adım biraz önce de söyledim, biz daha gücünü doğan bir bebeğe benzetiyoruz. Bizim bebeğimiz doğdu geçen sene itibariyle, bu sene itibariyle mekleyecek, ondan sonra yürüyecek, ondan sonra da koştuğu günleri hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle. Yani hocam çok güzel, çok net bir şekilde özetlediniz. O zaman şöyle konuyu bağlayıp bitirebiliriz herhalde. Dağ yöresinde Bursa'da, Bursa'nın güneydoğusu olarak bilinen dağ yöresinde 300 bin kişilik bir potansiyel var. Biz insanların hepsinden maddi olarak bir beklentimiz yok. Ama en azından selamla da olsa, selam olmuyorsa maçlara gelerek bizlere destek versinler ve yanımızda olduklarını göstersinler diyorsunuz çok net bir şekilde. Hem buradan, hem sizin aracınızla, hem Yören Güncel Gazetesi aracılığıyla şunu söylüyorum ben çok net bir şekilde. Şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Bütün dağ yöresindeki herkese Bursa Dağ Gücü Spor Kulübü'nün maçları açıktır. Gelip istedikleri gibi destekleyebilirler. Siz bunları canı gönülden istiyorsunuz ve maçlara bekliyorsunuz. Doğrudur değil mi hocam? Kesinlikle. Maçlara bekliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili net bir örnek vereyim. Geçen sene yine Dağ Gücü ile bu sahada maç yaptık biz, Soğanlı sahasında. Ve Soğanlı sahası dağ yöresinin ikamet ettiği bir semt. Çift havuzlar, sıra meşeler, Soğanlı, kanal boyu dağ yöresindeki insanlara çok daha ikamet ettiği yer. Biz burada küme düşme mücadelesi veren dağ gücü spor olarak burada mücadele ettik İnegöl Doğu Gücü'yle. İnegöl Doğu Gücü İnegöl'den kalkmış 500 taraftarla geldi buraya. Bizim dağ yöresindeki insanlarımız buralarda ikamet etmesine rağmen ki bizim takımımızın inanılmaz derecede taraftar desteğine ihtiyacı olduğu bir dönemde parmakla sayılır dağ yöresinden insanlar vardı burada, taraftarlar vardı. Bu bizi çok yaraladı geçen sene itibariyle. Biz diyoruz ki iç saha maçlarımızı federasyona biz Soğanlı'da oynayacağız diye bildirdik. Soğanlı yöresinde çift havuzlar, kanal boyu, sıra meşeler, buralarda ikamet eden dağlar var. Akşam 6-5.30 bunu Facebook aracılığıyla işte değişik bültenlerde maç saatlerimizi biz bildiriyoruz. Bize insanlar gelsinler, destek versinler. Herkesten maddi destek istemiyoruz biz. Manevi destek versinler, selam versinler. Biz dağ yöresi için hizmet ediyoruz. Hocam tam o konuya değinmişken onu da soracaktım. Siz kendiniz söylediniz. Pekala, dağ yöresindeki insanlar Bursa Dağ Gücü Spor Kulübü'nün maçlarını, sonuçlarını, takım durumunu nereden öğrenebilirler? Bir Facebook grubu var benim bildiğim kadarıyla. Başka Facebook grubundan başka hem Yören Güncel Gazetesi'ni okuyan, dağ yöresine hitap eden, Bursa'ya hitap eden, artık Türkiye'ye hitap eden bir gazete olarak Bursa Dağ Gücü Spor Kulübü'nü maçlarını, maç saatlerini, yerini takip etmek isteyen arkadaşlar, takip etmek isteyen dinleyiciler, seyirciler nereden takip etmeleri gerekiyor? Şimdi bununla ilgili çok görsele dayalı bir yapılanmamız yok. Biz geçen sene itibariyle bu Dağ Gücü'ne geldikten sonra Dağ Gücü Spor Kulübü adı altında Facebook'ta bir grup kurduk. Oradan maç saatlerini, maç günlerini, maçların oynanmasına 2 gün kala, 3 gün kala federasyondan bize geldiği takdirde biz orada görsel olarak paylaşıyoruz.
Sonra mesaj olarak dağıtıyoruz tanıdıklarımıza. Ama biz bunu şöyle de yapabiliriz. Yören Güncel bize bu konuda destek verirse biz maç saatlerimizi onlara bildiririz. Onlar bize bunu daha yöresine Yören Güncel olarak kısa bir altyazı veya ne bileyim bir basım olarak geçebilirler. Bunu da yapabiliriz. Tabii şimdi kesinlikle Yören Güncel gazetesi biz Yören Güncel olarak maçların skorlarını daha fazla maç bittikten sonra daha yöresindeki takımların skorlarını veriyor. Tabii bu konuyla ilgili çalışma yapılabilir ama Bursa Dağ Gücü Facebook grubundan da bunu takip edebilirler. Kesinlikle bu söylediğiniz öneriyi ben dikkate alacağım. Bununla ilgili konuşacağım. Yören Güncel gazetesinde de aylık bazda çıktığı için en azından internet gazetesinde Bursa Dağ Gücü Spor Kulübü ve diğer kulüplerin yani dağ yöresindeki Orhaneli, Büyük Orhan, Harmancık bu kulüplerinde maç saatleri yerini paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Bence de kesinlikle doğrudur. Biz de bu konuda ne gerekiyorsa basınla olsun, diğer sosyal medyalar olsun, irtibat halinde olup bize düşen bir görev varsa biz her zaman hazırız. Elimizi taşın altına sokarız. Pekala, ben de hocam Yören Güncel gazetesi ve şahsım adına Bursa Dağ Gücü Spor Kulübü'ne canı gönülden başarı diliyorum. İnşallah hedeflediğiniz yerde olursunuz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin hocam. Teşekkür ederim röportaj için. İyi çalışmalar. Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bize bu imkanı verdiğiniz için çok sağ olun. Teşekkürler.